Dünya Kupası elemelerindeki bu ilk karşılaşmasında desteklemek için tribünleri doldurdular. Muhteşem bir manzara var. İşte Türk'ün gücünü bugün bu sahaya Rua Budvar Stadı'na koymak istiyoruz. Evet, Rüştü Rençber bir numarayla oynayacak. 2 Recep, 3 Ogün, 4 Hakan, 5 Altay, 6 Tolunay, 7 Abdullah, 8 Saffet, 9 Hakan Şükür, 10 Oğuz ve 11 Tayfur'la mücadele edeceğiz. Teknik direktör Denizli bugünkü karşılaşmada Sergen'i maçın başında yedekler arasında tutmayı yeğledi. Ve onun dışında yedekler arasında Selim var. Diğer Tayfur var, Orhan var, Arif var, Vedat var. İnanılmaz bir şokun içerisinde. Türklere az bilet ayırmışlardı ama satamadıkları bileti işte maçın öncesinde kapılarda satmayı denediler. Bugün Belçika'da kalede Dövin, 2 Krasson, 3 Medved, 4 Renier, 6 Skatens, 7 Verheyen, 8 Nilis, 9 De Gries, 10 Ezo Şifo, 11 Oliveira ve 16 Clays oynayacak. Teknik direktör Wilfried Van Moor'un sahaya sürdüğü 11 böyle. Türkiye'nin bir numaralı kanalı Show TV, inanılmaz dizileri, inanılmaz programlarıyla yeni yayın döneminde mermi gibi olacak. Maçın hakemi İngiltere Federasyonu'ndan David Allenway, yardımcıları Bates ve Walton. Birincisi olmak istiyoruz. Bu amaçla karşılaşmaya başlıyoruz ve Brüksel Rua Budvar Stadı'ndan 1998 Dünya Kupası eleme maçı Belçika Türkiye, başarılar milli takıma. Recep Skepens kullanıyor. Sert gelen bir vuruş. Aferin o gün. Karşı atak Hakan bıraktı Abdullah'ın önünde. Oğuz'un pası çok güzel yere, Abdullah sağ tarafta. Ön tarafta boş alan. Oraya top gitmiyor. Kaleci Dövildi. Stephens. Bir berkaç denemesi sol taraf açıldı. Ceza sahasının orta. Aferin o gün. Eyvah. Sert vuruş. Yandan dışarıda. Çok büyük tehlike kalemizde. Frikiklerde de çok sert vuran bir oyuncu. Bu tür topları o Luke Nilsson'un önünde bırakmamak lazım. İşte Lüknüz PSV Eindhoven'da oynuyordu son yıllar. Anderle takımının formasını giydi. Ceza sahasına zarif hareketler Hakan. Offside yok, gol pozisyonu. Arkaya şut. Fal solu vuruş. Üstten dışarıya o gün. Oğuz'un pası yine Abdullah'ın olduğu yere doğru güzel bir pas. Yine fazla adamımız yok. Hakan'a sekti. Düştü. Kalktı ve topu alıyor Dirk Medved. Atak sürüyor. Recep. Orta alanda Tolunay. Şu anda Belçika sahasındayız. Tolunay. Saffet hareketlendi. İkinci Saffet'i kovalıyor. Altay. Altay sokuluyor. Uzaktan vurmayı denedi, vurmadı. Bir Berkay çok güzel yerde. Ceza sahası Altay. Gol olması lazım. Bu golü atmak lazım Altay. Atmak lazım. Mutlak gol pozisyonu. Uzaktan dışarıya. Saffet bu sefer. Maçın başından bu yana en önemli 10 dakikaya geliyoruz. Altay'ın bulduğu pozisyon, işte kaleciyle karşı karşıya sağ çaprazda mutlak gol pozisyonuydu. Verheyen. O gün çok güzel. Bırak oyun çıksın. Aman, faul var mı? Hakem devam diyor. Defalarda. İnanılır gibi değil. Gözreş. Gözreş. O gün topu bırak çıksın dedim. İşte bu pozisyonda o gün kontrolünde olan topa bu ayak. Gözreş topu alana gönderiyor. Karşılaşmanın 12. dakikası. Bugün de kontrolünde at dışarıya. Oraya gelen Medved ve De Gries, golcü futbolcusu Oliveira. Dikkat, Oliveira dikkat. Aferin. İçeri pas, offside yok, güzel yer. Hadi çocuklar, gol şansı, direk, direk, direk. Şanssızlık. Harika bir top vurdu Hakan.
direkte kaldı. Defansın arkasına sargışı mükemmel. Kaleye yaklaşışı, vuruşu ve şans bizden yana değil. Skepens. Plays. İlber Kaç. Tehlikeli yer. Derin bir off çekiyoruz. Sadık için hemen kullandı Hakan Ünsal. Hakan Ünsal, garip hareket eder, sert vuruyor, kaleciden döndü. İkinci hamle, gol pozisyonu, o da olmuyor. O da olmuyor ve korner. Hakan gerçekten sol taraftan harika geliyor, ikinci gelişi. İkisinde de bu sefer rakip kaleci gole izin vermedi. Buradan mükemmel batı karesine çıkıyor. Bu sert vuruş, kaleci yerde, ikinci hamle yine kaleci. Bir orta daha, bir kafa vuramadılar. Topa vuran futbolcu Verheyen. O gün uzaktan vuruyor ve kaleci mükemmel kurtardı. Tebrikler o gün. Harika bir vuruş. Harika bir vuruş. Kaleci tam 90'a uzandı. Çocuklar biz bu golü bulacağız. Önce Alpay kaçırdı. Sonra Hakan Ünsal direkte kaldı. İkincisinde kaleci topa David önledi. Üçüncüsünde yine David. Ortada yürüyüşük açılmak istiyor bu topuk taşı. Tehlikeli. O gün aferin üçlü. Bu futbolcu Milit. Recep ne gerek var? Söylemeye hiçbir gerek yok sevgili seyirciler. Brezilyalı Oliveira topu ağlara gönderiyor. Bu kadar kolay gol gelmez. Her zaman söylüyoruz. İnanılır gibi değil sevgili seyirciler. Bu kadar kolay gol inanın gelmez. Kendi ayağındaki topu iki Belçikalı karşısında ve takımın son adamlarından dışarı vursa, ileri vursa, nereye vursa vursun kaptırıyor. Ve ikinci gol geliyor. Dakika 39. Gol Oliveira. Basit savunma hataları. Bir kafa darbesi. Hakan dönüp vurabilecek mi? Oğuz şut. Yandan dışarıya. Güzel pozisyondu. Hakan'ın pası güzel. Ve ilk yarının bitimine 2 dakikalık bir zaman kaldı. Oyunun ilk yarıdaki hakkı kesinlikle bu değildi. Beşiktaş polisi nihayet çatışmaların olduğu noktaya geldi. Türk seyircilerle Beşiktaşlı seyircilerin arasına girdi. Bu arada Eleray'da ikinci yarıyı başlatma hazırlığı içerisinde. Ve ikinci yarı başladı. Seyircimizin yoğun desteği var milli takımımıza karşı. Yine hatalı bir hareket. Yine hatalı bir hareket. Bu sefer şans bizden yana. Şipo sert vuruyor. Out. O gün ceza sahası içine doğru. Arka tarafa şey. Hadi! Ve gol! Ve gol! Bu kadar işte. Sergen topağlara gönderiyor ve durumu 2-1'e getiriyor. Arkaya atılan bir kafa pası Sergen önünü alıyor. Sert vuruyor ve topağlara gönderiyor. İşte umut dakikası dakika 55. İşte o gün uzun mesafeli takı dışı gol bir kez daha görüntüye geliyor. Topu Hakan arkaya bırakıyor. Sergen kucağına adeta alıyor. Dönüp vuruyor ve topağlara gönderiyor. Sergen'in arkadan faul yaptığını belirliyor Eray. Görüntü Germans. Kırmızı kart Sergen'e. Evet sevgili seyirciler, Sergen kırmızı kartta oyunların dışında kalıyor. İnanın eğer Sergen
Bu hareketinin sonrasında 10 kişiyle Belçika Kalesi'ne gidiyoruz. Hakan topu aldı, dönüp vurabilecek mi, vuramadı. Çıkardılar topu, hadi Abdullah! Top vuruyor, yanlara out! Harika pozisyon! Germans çok boş kaldı, Nilis içeride yine iki oyuncu, uzak noktaya kafa, tehlikeli bir yer! Evet, bu mutlak golü kaçırıyor. Görüntüdeki futbolcu De Grace işi tutuyor. Abdullah o gün kaptırıyor Tayfun. Ani bir hücum, offside yok. Ortadan bomba çıkıyor. Üstü kalesinden çıktı, ortaya doğru çeviriyor topu. Aferin Alpay. Aferin Alpay. Evet, Mustafa Denizli milli takımın başında, bu gelişinde ikinci maçında Moldova'daki 2-0'lık galibiyetinden sonra Belçika karşılaşması 2-1 yenik durumda milli takımımız. 10 yıl aradan sonra tekrar milli takımın başına geldi. Kafaya iyi yükseldi. Rani'ye top dışarıda, taç. Bizim saatimize göre 90. dakika. Hakemeler ayda saatini kontrol ediyor bu arada. Son şansımız, son hatamız olabilir. Ve Hakemeler ay maçı bitiriyor. Yazık oldu. Bu maçın tam ötesi yazık oldu. Defanstaki iki büyük hata iki gol getirdi. Ve umutlandığımız anda 55'ti gol Sergen'indi. Sergen'in rakibine yaptığı attığı tükürük onun da kırmızı kartta oyun dışında kalmasına neden oldu. Ve işte bu iki hata ve Sergen'in bir yanlışıyla amirli futbol takımımız iyi oynadığı, iyi mücadele ettiği, pozisyon bulduğu, maçın genelinde topu daha çok ayağında tuttuğu karşılaşmada hiç hapsetmediği bir yenilgiyle sahadan ayrılıyor. Ve Dünya Kupası 98 denemelerine yenilgiyle başlıyor. Ama bugün Belçika ortaya koyduğu futbolla milli takımımızın üstünde bir takım değil. Kollerlerde eşitlik var.